Merhabalar herkese. Total War Pharaoh'un Dynasties güncellemesi. Yanlış bilmiyorsam bu videoyu yayına aldıktan bir gün sonra çıkacak. Ve benim erken erişimim var. Şu sol üstten görebileceğiniz üzere. Yeni bir Priamos yani Troya seferine başlayalım dedim. Yani bu büyük Dynasties güncellemesiyle neler geldiğini falan şimdi uzun uzun anlatmayayım. Onun için ayrı bir video yapmıştım, ona bakabilirsiniz. Genel bir özet bulunmak gerekirse 4 yeni oynanabilir fraksiyon ekleniyor. Troya, Miken, Hanigalbat ve Babil. Toprak olarak 1.8 kat büyüğü harita Yunanistan, Batı Anadolu, Kuzey Anadolu ve Mezopotamya'da oyuna ekleniyor. Onun dışında küçük oynanabilir fraksiyonlar oynanabilir hale geliyor. İşte savaş mekaniklerinde çeşitli değişiklikler var. Oynanış mekaniklerinde çeşitli değişiklikler var. Örneğin hanedanlık sistemi geldi. Karakterler yaşlanıp ölebiliyor, evlenebiliyor, varisler değişebiliyor falan. Önceki Pharaoh'un aksine. Bu tip güncellemelerle birlikte oyun tam olması gereken hale geldi diye düşünüyorum. Şöyle bir yeni bir sefere başlayalım. Daha detaylıca konuşuruz ilerledikçe. Mısırlarda, Hattililerde, Keranlılarda ve deniz halklarında, bu da DLC ile ücretsiz bir DLC ile eklenen deniz halkları, bir değişiklik yok. En azından yeni bir fraksiyon yok, oynanabilir. Mezopotamya'da Ninurta-Apalekur ve Adad-Shumosur var. Babil ve Asurlu fraksiyonu neydi demin söyledim. Neyse. Ege'de ise Agamemnon var, Miken Kralı ve Troya'nın hükümdarı Priamos var. Priamos'la başlayalım. Ayrıca küçük fraksiyonlar da oynanabilir durumda. Şöyle göstereyim. Mesela Aşil, Odysseus, Sarpedon, Resus, Ajax gibi karakterlerin yönettiği küçük fraksiyonları da oynayabiliyorsunuz artık. Ama şimdilik biz büyük fraksiyonlardan Priamos'la başlayacağız. Priamos'un olayı, fraksiyon özetini şöyle bir açayım. Kısaca yine özet geçeyim. Hepsini tek tek şey yapmayayım. Troya'nın onları birim kabiliyeti var. Yani bu kabiliyete sahip olan birimler daha iyi performans gösteriyor. Diplomasiye odaklı bir seferi var. Fetihlere odaklanmak da elbette ki mümkün ama ne kadar çok müttefiki olursa o kadar çok bonuslar elde eden bir oynanışı var Priamos'un. Ona yönelmekte fayda var yani. Genel olarak yakın hasarı düşük ama yakın savunması güçlü ve menzillerle iyi hasar verebilen güzel dengeli bir ordu yapısı var. Efendim söyleyeyim, yabancı fraksiyonlardan, müttefik fraksiyonlardan çok kolay birim yetiştirebiliyor. Onlardan yürümekte fayda var. Saray entrikalarında dedikodu yayma ve yüreklendir cesareti kır kumpası kullanırken ekstra altın vesaire elde edebiliyor. Şunları da hızlıca üzerinden geçeyim, okumak isteyen olursa diyerekten. Hepsini tek tek okumayacağım ama Ege'de yağmurlu ve boğucu sıcaklar, yağmurlu havalar daha yaygın boğucu sıcağa göre falan diyor işte. Baskınlar düzenli. Baskın pek tercih ettiğim şey değil Priamos'la oynarken bile. Oyuna Ege Hanedanı'nın başı olarak başlıyoruz. Priamos iken 3 tane mukaddes Ege toprağına sahip oluyoruz. Ayrıca kadim miras olarak Perseus'u öneriyor oyun. Yes. O zaman şunu da bir okuyayım ya. Priamos, Troya'nın hükümdarı. Priamos birkaç nesildir ailesinin yönetimi altında olan Vilusa'nın tahtını atalarından devralmış bir kraldır. Geçen 50 yıl içerisinde Anadolu bölgesinde Hitit otoritesinin gitgide dağıldığına şahit olmuştur. Bunun sonucunda Mikenliler Priamos'un babasını tahttan indirmeye kalkışmışsa da Priamos'un babası bir süre sonra tahtını yeniden ele geçirmiştir. Priamos uzun yıllar boyunca haddinin en etkili vasallarından biri olarak itibar kazanmış. Üstelik bunu herkese gözdağı vererek veya güç gösterileriyle değil, bilakis bizzat Hattuşa'daki hükümdar tarafından bile baş belası olarak görülen Batı Hattideki sorunları dinleyip bunların kaynağına inmesi sayesinde başarmıştır. Yani kısacası diyor ki ittifaklar, diplomasiler, daha az savaş. Okey, sefer efsanevi zorluk. Efsanevi zorlukta gaziyi değiştiremiyoruz. Bol bol özelleştirme seçeneği vardır bu arada Feroh'ta bilmeyenler için. Ama bunları varsayılan da bırakacağım. Muharebe süresi sınırsız olarak ayarladım sadece. İptal, efsanevi zorluk, Troya'nın geleceğini emniyete alalım. The Great Green's Cove was once the domain of Knossos, a people most agreeable and cultured. But they are gone. A cauldron of turmoil remains. Still, in the face of aggression and duplicity, the Trojans have ever tried to retain their dignity. Their strength is considerable. Their standing solid. Yet their Phrygian neighbors are coarse and belligerent enough to justify Troy's anger. The Trojans have long been loyal to their sovereign,
But the past is past. Hatte's grip weakened. Far be it for venerable Priam to ever call another ruler father again. Prideful Messenians, have usurped the claim to glory once held by Knossos, and they only trade in boasts and blows. Surely Trojans will not give up their treasures because a mere Messenian has brandished a sword and is snarled in their face. No Messenian has mastered the sword and snarled better than Agamemnon. Though king of his own overbearing tribe, he is not content, nor will he ever be. Thracians from the mainland, too, thrive in strife and discontent, and they seem immune to compromise, despite Troy's diplomatic skill. Yet Priam must try, whether it be taming the wild spirit of the Thracians, or seeking accord with his sly and fractious brethren in the west of Hatte. Troy is abundant in potential, and has long had the means to become mighty. Though it has kept its ambition hidden under subservience, now the opportunity is here. Yes. Hangi fraksiyonla başlarsanız başlayın, başlayın. O konuşan şu an Mısır'ın firavunu, o anlatıyor o fraksiyonun ne durumda olduğunu. Evet, şu haritayı bir düzeltelim önce. Dur. Okey, Troya'da başlıyoruz efendim. 3 tane yerleşim yerimiz var. Bütün bu 4 yerleşim yerli eyaletin 3 tanesine sahibiz. Diğerini de yakında alacağızdır. 2 tane ordumuz var. Bir tanesi Priamus'un fraksiyon liderimizin ordusu. Bir tanesi ise Hector'un ordusu. Şimdi her şeyden önce bir tane başlangıç savaşımız var tabii ki. O savaşa girmeden önce bir diplomasiye bakalım. Diplomasiye bol bol başvuracağız. Mesela bir sürü saldırmazlık anlaşması yapabiliyoruz şu an. Kuruntay'la yani Hitit fraksiyonlarının ana fraksiyonlarının bir tanesiyle iletişim halindeyiz ve direkt güzel bir anlaşma yapabiliyoruz. Bence hemen yapmalıyız. Üzerine takas anlaşmasından ne alalım? İlgilenmiyor. Demek ki taşı bol demektir. Taş alalım ondan. Mesela 5 turluğuna bana 50 taş versen 70 taş bile veriyor. 5 tur değil de 10 tur versen tamam tamam 5 tur da olur. Şunu al. Saldırmazlık anlaşmasını teklif edelim. Güzel. Başka. Saldırmazlık paktı. Odysseus istiyor ama yani şöyle bir durum var. Şuradan göstereyim. Şu an biz Pelasglar'dan biriyiz. Bunları konfederasyona falan katma imkanımız var. Ama onlar akalılar. Yani Mikenlerle vesaire aynı fraksiyonlar. Oraları fethetme niyetindeyim ben şahsen. Onlarla çok anlaşma yapar mıyım bilmiyorum. Duruma göre bakarız da yani çok bir saldırmazlık anlaşması yapasım yok kendileriyle. Frigyalıları bilemeyeceğim. Bunları dövebilirim. Frigyalılara güven olmaz. Ama Hititlilerle iyi anlaşma niyetindeyim. Trakyalıları da muhtemelen döverim. Yani bunları döverim döverim dediğim de sebebi aslında şu. Şuradan göstereyim. Bu oyunda toprakların mesela burası mukaddes Ege toprağı olarak geçiyor ve bir Ege fraksiyonu ile oynarken bu mukaddes Ege topraklarını elde tutmak işte hem zafer koşullarına ulaşmak vesaire için hem başka sebeplerle çok mantıklı. Ege topraklarını elinde bulundurmayanlara çok bir savaş açmak istemem ki Hititliler Anadolu toprağını elinde bulunduruyor genelde. Ulan burası da aslında şeymiş ama sen nesin? Ha, bu Frigyalı zaten tamam ona savaş açabilirim. Trakyalılar ise bilmiyorum ya. Trakyalıların toprakları ne kadar Egeli olarak geçiyor buraları pek Ege olarak geçmiyor. İstanbul falan da geçmiyor. Sen nesin peki? Sen bir Trakyalı mısın? Yok bak bu da akıllar. Akıllarla birbirimize dalacağız belli ki. Trakyalıları bilmiyorum. Trakyalıları düşünürüz. Hititlerle iyi geçineceğim dedim. Sonrasına bakarız. Bir bakalım şimdi. Saldırmazlık anlaşması kimin vardı? Odysseus yani sevdiğimiz bir arkadaşımızdır ama karşı tarafta yer almasaymış. Keşke bir de Manoy ile alarak varmış. Bu da bir... Ha bu bizimkilerden değil mi? Şey şu... şekilden anlıyorum. Bir saniye emin olayım. İptal. Şunu geç. Aynen. Maenoilalılar bizdenmiş. Onlarla bir saldırmazlık paktı yapalım. Herhalde 0.5'e pek bir şey vermez ama bir bakayım.
Ne? Üç taşlar. Maksat anlaşma olsun. Okeydir. Saldırmazlık faktörü dışında askere geçiş isteyen var mı? Henüz yok. Savunma ittifakı isteyen henüz yok. Asker ittifakı isteyen yok. Vasallaştırmamı isteyen onu yok. Konfederasyonu zaten yok. Barış anlaşması istemiyor. Bir tane düşmanım var. Hanedana evlat edin seçeneği eklendi oyuna. Sonra bahsederiz. Ya şimdi zaten işime yarayacak bir özellik değil. Şuradan bir çıkalım. Diplomasiyi kontrol etmiş olduk. Direkt güzel yetiştirebileceğim birim yok değil mi? Troyalılarla oynarken anında yetiştirilebilir güzel birimler falan oluyor da henüz daha oyunun başında yok. Şu 7 kişilik orduyla şu 9 kişilik orduya bir dağılım o zaman. Madem öyle önüme koymuş, boş geçmek olmaz. Dengeli bir ordu olduğunu söylüyor. Otomatik sonuçlandırsam orta zafer diyor ama yani o kararı almak istemiyorum mümkünse. Neyse var elimizde Asurya savaşçıları var. Birinci sınıf bir piyade. İkinci sınıf iki tane okçusu var. Efendime söyleyeyim ikinci sınıf bir piyade daha. Bir de tabii dördüncü sınıf bir komutanı var. Okey, okey. Bizim şu anki sıkıntımız oyunun başlangıcında bu orduda sadece bir tane okçu var. Yakın dövüş piyadeleri iyi de bir tane okçu ne kadar yeterli olacak göreceğiz. Okey, şu anki hava boğucu sıcak. Bekleyelim. Yağmursuz, güzel. Boğucu sıcakta çok bozmazdı beni ama yok ya birazcık zırhlıyız. Zırhlarla çok boğucu sıcak yapmaya gerek yok. Şu birimlerimize bir yakından bakalım mesela. Priamos amcamızın kendisine bakalım. Güzel de bir zırhı var. Ya Total War Troy'daki zırhları birazcık daha gerçekçileştirip koymuşlar bu oyuna. Güzel bir dokunuş olmuş bence. Okçularımız şöyle. Nispeten daha kaliteli 3. sınıf piyadelerimiz bunlar. Şunlar da 2. sınıf piyadelerimiz. Bir de 6. sınıf şöyle elit bir piyademiz var. Çok cool'lar gerçekten. Neyse efendim şimdi karşımızda şöyle bir ordu var. Siz şöyle dizilin. Bu arada bunun menzilli saldırısı var gözüküyor ama 2 tane mühimmatı var sadece. Menzilli bir birim değil aslında. Siz şöyle geçin. Okçuları koruyun. Okçular arkada dursun. Priamos da arkada dursun. Bu oyun eklenen özelliklerden bir tanesi de ölümcüllük. Bir saldırı yiyen bir birimin hasar almak yerine yani birim derken bu birlikteki tekli birimlerden bahsediyorum. Mesela bu adamın üstüne bir ok geldi diyelim. Normalde hasar alıyor bu adam. Ama oyunda ölümcüllük diye bir sistem geldi. Bu birim artık direkt olarak ölebiliyor da. Öyle bir ihtimal de var. Atıyorum çok şanssızsan Priamos'a direkt bir ok gelebilir ve direkt ölebilir. Öyle bir ihtimal de var. Priamos'u korumak lazım. Bu oyunda da dediğim gibi artık ölüm şey var. Karakterler savaşta ölebiliyor, yaşlanarak ölebiliyor vesaire. Öyle şey yapmamak lazım yani fraksiyon liderin ya da önemli komutanlarınızı langır lungur savaşa sokmamak lazım. Şu an tabii ki en güçlü birimim belki de bu. Yani şununla beraber ama yine çok zorunda olmadığım sürece onları savaşa sokmak istemiyorum. Bu arada karşı orduyu tetikleyecek bir imkanım yoktu. Bir tane hızlı savaş arabam olsa, okçum olsa falan onları tetiklerdim, üstüme çekerdim falan ama şu an dümdüz dalmaktan başka pek bir seçeneğim yok gibi. Ama şey yapabilirim. Şuradan gidin arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Yani bu oyunun zorluğu Total War Warhammer'la veya işte Three Kingdoms'la bile karşılaştırılamayacak kadar çok yüksek. Çok çok dikkatli olmak lazım hem savaşlarda hem kampanyada. Yani ordularınız mesela savaşlar nedeniyle zayıf düştüğü an hiç acımazlar. Böyle 4-5 tane fraksiyon aynı anda size savaş açabilir veya savaşlarda ne bileyim 2 tane denk birim birbirine daldığı zaman falan muhtemelen siz kaybedersiniz falan. Çok çok dikkatli olmakta fayda var bu oyunda. Priamos'u arkada tutmamın birinci sebeplerinden bir tanesi de bu. Direkt yani okçular falan onu hedef alır şu an yanlarına götürsem. Azıcık daha yaklaşabilirsiniz şuradan. Şuradaki ormanlıktan gireceğim çünkü nasılsa menzilin üstünlüğü bende değil. Okey şimdi savaşı biraz yavaşlatabiliriz sanırım. Yok iyice bir ormana girin siz. Piyadeler en azından. Şu an beni bir menzilli birimi göremiyor anlaşılan. Sadece bunlar görüyor. Dinledik vaziyetteyiz. Özellikle dinlenme efekt gerek yok galiba. Şu ormanın içinden ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Priamos orada kalsın. Okçum ise yaklaş bakalım azıcık.
yayılarak yaklaş hatta. Iskalayan menzilli saldırılar başkalarına yanlışlıkla çarpmasın, yani çarpacak elbette, o ihtimal düşüreyim anlamında. Okey, okey. Menzilli saldırıyı elit birliklerim yiyor. Tamam, ona saldırmalarının hiç bir mahsuru yok. Ağır kalkanlı, kolay kolay hasar almayacak birim. Lütfen ona saldırmaya devam etsinler. Bir de korumalarını açayım da şey yapmasın. Dostum, size bir saldırı emri verdiğimi düşünüyordum. Herhalde görünmez oldular o arada ya. Ormanın içindekilere saldırmamayı planlıyorum mümkünse. Şunları görüyor musunuz? Onlara saldırın öncelikle. Siz şuraya arkadaşlar. Okçularım 3. seviye. Onların okçularından daha iyidir diyeceğim. Yani bunlar da... Yok, bir dakika. Bunlar Asuva sapancısı. Bunlar 1. seviye olması lazım. Buradan göremiyorum galiba. Evet. Priamos, sen de biraz yaklaş. Desteğe ihtiyaç duyarlarsa diye. Ormanın içinde kal. Eklenen bir diğer özellik de şuradan atışın tipini seçebiliyorsunuz. Dik veya açılı bir şekilde, aşırtma bir şekilde atmalarını seçebiliyorsunuz. Siz şöyle gelin ya, oradan hiç düzgün bir performans alamadım sizden. Yakın dövüşte durum, yani bu yakın dövüşü kazanırız da okçularından çok destek almamaları lazım. Ya oradan şunlara saldırırsınız siz. Priamos'u götürsem mi diye düşünüyorum, desteğe ihtiyacım olur mu diye düşünüyorum. Şöyle bir canlarına bakıyorum birliklerin. Biraz ihtiyacım olacakmış gibi ya. Sen yaklaş abi. Saldırıyor musun sana nihayet? Güzel. Tamam, onlar kaçıyor. Yine geri dönebilecek şekilde kaçtı ama yine de geri dönene kadar zaman kaybeder. Onlar geri çekiliyorsa onlara bir saldır. Ormandan çıkmaları faydalı. Şunlara saldıracaktım ama ormanda oldukları için zaten çok fazla hasar vermezler bana. Şu okçulara sen dolabilirsin mesela. Priamos, sen şöyle etraftan dolaş. Diğer okçuların peşine düşebilirim. Bu arada bu oyunda yine Three Kingdoms'ın veya Warhammer'ın aksine savaşlar bayağı uzun sürüyor. Kolay kolay hasar almıyor birimler. Böyle yavaş birimleri bile ordunun arkasına dolaştırmak mümkün olabiliyor. Okay, okçulara saldırıyorlar ama ulaşamadan önce kaçmaya başlayacaklar demiştim. Aynen öyle oldu. Biraz daha okla da geri dönemeyecek şekilde harca onları sen. Şu geri dönebilecek anlamına geliyor. Priamos, orada mısın? Arkalarına dolaş. Tamam, onlar geri dönemez artık. Senin onların peşine düşmene gerek yok. Şuradakilere destek ver. Hatta şu okçulara sen gidebilirsen şahane olur. Şunlara sen arkadan saldır. Bunları da geri dönemeyecek kadar hasarlı hale getirmek üzere. Ardından şunlara güzel saldırabilir. Arkası dönük. Evet, ağaçların arasında ama yine de arkası dönük falan. Tamam, o tamamdır. Şuna saldır. Okay, siz de şuna saldırın. Onların peşinden gidin. Şuradaki arkadaş sıkıntı yaşıyor. 2'ye 1 kalmış durumda ama şunların işi bittikten sonraki bitti sayılır. Okeydir. Siz şöyle arkadan saldırın. Priamos azıcık daha arkada kalsın. Yok. Hatta sen şunları kovala. Sen onlara arkadan saldır. Okçular şunları iyi hallediyor. Şurada geri dönmek mümkün olan biri var demiştim ama geri dönüyor ve Priamos'a saldırıyor akıllı. Okçulara mı takıldın? Onlara takılma. Şunları arkadan saldır. Orada daha çok yardıma ihtiyacım var şu an. Sen bunları okluyor musun? Güzel. Şunu da oklayabilirim ama Priamos... Priamos, sen onların peşinden git ya. Ya da ya peşinden gideceğim derken şimdi saçma sapan şeyi yiyeceğim. One shot diyeceğim. Aa, okçuların mühimmatı bitmiş. Priamos, arkanı dönme. Tamam, onlara doğru koş. Sen de onlara doğru koş. Veya Priamos koşuyor. Koşma. Şuraya girin. Şuraya girin. Lütfen ölme abi. Lütfen ölme durduk yere. Çok çok düşük ihtimal. Ama yani olabilir. Şu an mesela oklar hiç isabet bile etmiyor doğru düzgün. Kalkanları var eşek gibi. Okçular da girsin. Sen de şuraya gir. Ha, tamam, o da zaten kaçtı. Yaklaştığını görünce liderliği çöktü demekti. Morali çöktü. Okey, tamamdır. Gerisi bizde. Azıcık yakından izleyelim ya. İzleme fırsatımız olmadı. Çok aşık bir an olduğu için space'e basmadan izleyemiyoruz. Yani şuradan yaprakları komple gizleyebilirim ama öyle mi yapsam ya? Yok ya, tadı kaçıyor o zaman da.
Yoluna verecek. Evet, şuradaki bir saattir iki tane birime karşı savaşan birimim bayağı hasar aldı. Normaldir. Geri kaçtı. Şu an komutan birimi dışında bir tane daha birimim var burada. O ikisine karşı bizimkiler kaybeder. Ama arkadan desteğe geliyorum. Şimdi dalmama gerek yok ya. Diğer ikisi yeterli olur. Sen de oradasın değil mi? Çok yoruldular. Ormanın içinden geçiyorlar. O yüzden çok yavaşlar. Olacak o kadar. Biri daha kaçtı. Hadi abi az daha dayan sen. Arkadan saldırmama müsaade et. Hatta birini saldırın direkt. Okey güzel. Siz de şöyle dizilip şunlara saldırırsanız misler gibi olur. Bu arada kan deleceğim var ama galiba erken erişim olduğu için aktif olmadı ya. Erken erişim süreci bittikten sonra aktif olacak. Şu an kan yok. Şu an steril bir ortamda savaşıyoruz. Arkadaşlarım hasar almadığını ilgiyle izliyorum şu an. Zeynep başka kim var? Bir de bu var. Hadi gel sen de. İyice etraflarını saralım. Okçularla da saldırsam mı? Yani hiç hasar almamışlar. Biraz saldırabilirim. Okçularla saldırmak derken yakın dövüşten saldırmaktan bahsediyorum. Priamos'la saldırsam mı diye düşünüyorum da arkadaş. Herhalde bir şey olmaz ya. Bir şey olursa başlarım. Ne olacak ya? Öldürsünler, sarsınlar etraflarını yiyecek. Dede, dede dikkat et kendine. Dede tekmeyle değil, elindeki zımbırtıyla saldır şuna. Siz de girin abi. Hadi siz de girin. Ölmek bilmediler yahu. Hah, tamam nihayet. Şu komutanları öldürünce o Warhammer'da olduğu gibi ekstra bir savaş sonrası yağma veriyor mu bilmiyorum ama ben yine de öldürmeyi seviyorum. Onu bir öldürün ondan sonra sonlandıralım. Hasar aldık. Almamayı beklemiyordum zaten. Yani daha kaliteliydi benim ordum da gerçekten bir şey vardı yani. Sayısal üstünlükte gerçekten vardı malum. İki tane fazla birimleri vardı. Ha öldü. Bu kadar hasar almak normaldir bu savaşta. Özellikle şu savaş sonrası ekranda kan olmaması çok tuhaf hissettiriyor gerçekten. %7 ikbal ihtiyacım olabilir ya. 465 gıda da fena değil ama neyse şunu aldım şimdilik. Güzel. Priamos bir tane rütbe atladı. Rütbe 2'ye ulaştı. Aa savaştan önce şunu seçebilirmişim. Neyse. Şuradan devam edelim. Neymiş bunlar? Onlara sert vurum korumalara böyle bir özellik. Yakın dövüş hasarı ve yakın muharebe ölümcüllüğü yakın savunma. Savunma azaltmayı sevmiyorum ama diğerleri de güzelmiş. Neyse diğerlerine. Muharebe sonrası yağma. Ya bak bunu keşke savaştan önce taksaydım. 120 daha fazla yağma demekti. Bu ise korumalara yerinizi terk etmeyin veriyor. Bu da hızı eşek gibi düşüren bir özellikmiş ama 45 saniyeliğine moral bir yakın savunma veriyor. Fena değil de şunu alalım tabii ki. Okey güzel. Şimdi bir tane daha ordum var dediğim gibi. Bu orduyla şu an bunlar çok zayıf değil. Şurada 8 kişilikte bir garnizonları var. O 8 kişilik garnizona bu 6 kişilik orduyla saldırırsam kazanmasına kazanabilirim. Ama bir orduları var dediğim gibi şuralardaysa falan bu ordu nerede olduğunu bilmiyorum ordun ki muhtemelen buralardadır. Tek şehirlerinin dışında değillerdir. Tek şehir değil mi bu arada ya? Aynen tek şehirleri var. Bir tane şehirlerinin çok uzağında değillerdir. Bu şehre saldırıp kazanırsam çok hasar alırım. Ordularıyla bana saldırırlar. Bir güzel tepeme binerler. Tepeme binsinler istemiyorum şahsen. O yüzden sen şöyle bir yaklaş bakalım Hector'cuğum. Bu arada Troy ile oynarken enteresan şeylerden bir tanesini şuradan da göstereyim. Teknolojilerden. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Bir dakika. Şu tip teknolojiler çok var. 10 veya daha az birimi olan ordulara bir sürü buff veren özellik var. Mesela işte karada hareket pusu ihtimali başka.
gıda masrafı, efendime söyleyeyim dur. Başka da vardı ya, görmüştüm, sadece o ikisi değil. Bak beni utandırıyorsun, beni utandırıyorsun. Olduğuna eminim ya. Bir tane daha bulacağım, inat ettim. Yok muymuş ya? Hayal mi görmüşüm ben? Onun seviye üzeri ve general varmış. Okey. Okey. 10 tane birim ve daha az olduğu zaman bir sürü buff alıyorsunuz diyecektim de o kadar da çok değilmiş gördüğüm kadarıyla. Belki benim şu an denk gelmediğim vardır ama. Şunlar da güzel bufflar tabii de. Enteresan, enteresan. Neyse, çok uzatmayayım. Hangi teknoloji seçeyim şu an? Yakın savunma menzilleri, kalkanlı yakın piyadelere, menzillere karşı direnç gayet güzel olur. Yakın savunma da güzel. İnşaat süresi -1, yönetim binaları o da olur. Tur başına tecrübe puanı olabilir. RVTP, gıda, sadece limanların gıdası ki limanlar o kadar çok gıda üretmiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Mutluluk artı 3, sadece başkent gerek yok. Muharebet tecrübe puanı, hız, efendime söyleyeyim, aura boyutu, maksat seçim yuvası. Maksatlar çok güzel bonuslar veren görevler bu oyunda. Seçim yuvası dediği iki tane görev seçemiyorsunuz. Sadece üç tane seçenek çıkıyor normalde. Bir tanesini seçiyorsunuz. Bunu araştırırsanız dört tane seçenek çıkıyor. Yani o kadar da güzel bir şey değil aslında. Tecrübe puanı veren çok şey var. Ben şimdilik şunu aldım hadi. Çok uzatmanın alemi yok. Başka diplomasiye bakmıştık. Hanedanlık ekranını da göstermiş olayım. Şu an mesela Priamos ve eşi Hekuba başımızda. Oğul olarak işte Hector var. Paris var. Klasik. Başka oğulları falan da var. Paris bekar. Ona Helen'i bağlamaya çalışacağım. Bakalım başarılı olacak mıyım? Hanedan ağacını da buradan görebiliyoruz. Hector. Bu arada Priamos yaşlı bir lider olduğu için çok geçmeden ölüyormuş. Ben o kadar oynamadım. Bir deneme 10-15 tur oynadım da henüz ölmemişti. Bir süre sonra ölecek ama başa da Hector geçecek. Varisiniz olduğu için burada da liderler neler başardı gibi şeyler var. Onun dışında şu fraksiyon özeti ekranımız. Şu fraksiyon liderine gidiyor. Zafer hedefleri, boyunun zafer hedefleri muhabbetini her zaman çok sevmişimdir zaten. İstediğiniz şekillerde işte şunu yap bunu yap. Bir sürü şekilde zafer puanı kazanabiliyorsunuz. Şu anda da müttefiklerden gideceğiz. Şu an oyunun başında mekaniklerin birçoğu açık değil. İşte saray mekanikleri, din mekanikleri, kadim miras mekanikleri henüz açık değil. Yakında açılacaktır. Efendim şimdi hadiseler, şunlar, yapılmayı bekleyen şeyler, yerleşim yeri. Ha, binalara bakmadık sahaya. Troya'ya hiç ertelemeden bir tane garnizon binası yapmak istiyorum her şeyden önce. Troya'nın ne zaman saldırıya uğrayacağı belli olmaz. 10 kişilik bir garnizonu var. Güçlü bir garnizon aslında ama daha da güçlü olmalı. Troya kaybedilmemeli. Hemen yap abi. Zaten 3 bütün 2 tane iş gücü istiyordu. 2 tane iş gücüm vardı. Başka bir şey yapamıyorum dolayısıyla. Kaynak binası yapmak da güzel olurdu ama yani yok. Her şeyden önce bir savunma. Troya kaybedilemez. Priamos sen Hector'a doğru git. İkiniz birden dalmalısınız oraya. Marş vaziyetine sokuyorum. Three Kingdoms'un aksine bu oyunda da marş vaziyetindeki ordular. Bu arada şu kamera ayarlarını bir ayarlayayım. Benim fraksiyonum hızlı hareket etsin. Müttefikler en hızlı. Düşmanlar hızlı, tarafsızlar en hızlı. Okey. Bu oyunda Three Kingdoms'dakinin aksine marş vaziyetindeyken tazelenmeye devam edebiliyordular. Hector'un ordusuna yerel yetiştirmeden bir şeyler yapsam mı? Ne var burada? Kinevola yakın dövüş var. Bir tane de sapancı var. Okey. İki tane sapancı yaptı. Bunları kalıcı düşünmüyorum. Daha kaliteli ve daha az sayıdaki ordularla gitmeye çalışıyorum. Yani yapmak istediğim şu. Hector'un yanına mesela Paris'i de almak. Her ikisine de 10'ar tane, daha doğrusu 9'ar tane birim vermek. O komutanla beraber 10 olacak. O bonuslardan da faydalanmak. Yani 10-10, 20 kişilik 2, 10'ar kişilik 2 orduyla toplam 20 kişiyle hareket etmek. Ve o birimlerin de elit olması gibi bir düşüncem var aklımda. Bakalım başarabilecek miyim? Şu an dünyanın en elit olmayan birimlerini falan aldım ama mecburen yapacak bir şey yok. Bir bekleyen eylem karakol. Ha bir de tabii ki bu oyunda karakol mekaniği var. Troya'da bir tane Apollon mabedi varmış. Apollon mabetlerini arttırabilirim. Birazcık taş istiyor ama taş var. Tamam arttırırız onları bir dur. Troya'da ticaret noktası olabilir. Ege Anıtı yapmak isterim. Buradan geçenlerin
Ha, moral değil de dur şunu yapmak isterim. Konaklama yeri. Buradan geçenlerin hareket menzili artar. İstihkam. Yok ya. Garnizonu yeter Troya'nın diye düşünüyorum. Oraya ekstra savunma binası şimdilik yapmayı düşünmüyorum. Tamam, bir şu menzil veren şeyi yap. Hareket menzil veren şeyi yap. Bir de ticaret veren şeyi yap. Troya'yı böyle bir şey fullemiş olalım. Elimde hala Apollo Mabedi yapılabilecek kadar kaynak var. Buraya mı yapayım, buraya mı yapayım? Ev yaptım, gitti. Bir tane daha yapabilir miyim Zeleia'ya? Yapabilirim. Buraya mı yapayım, buraya mı yapayım? Burası olsun. Cool. Başka bir şey yapabilir miyim? Hala yapabiliyorum aslında. Meşrutiyet, nüfus, üretim, tüm kaynaklar. Yani kaynak üretimini arttırmak her zaman mantıklıdır. Şu garnizon binalarına bir bakayım. İstihkam, buraya birim koyabiliyorsunuz ve az bakım masrafı oluyor. Buradaki komşularımla iyi geçineceğimi varsayabilirim bence ya. Dur bakayım. Kuşatmaya dayanma süresi, geç onu. İkmal. Yani bunlar hep güzel şeyler de. Yok, ticareti ve konaklama yerlerini tercih ederim. Yanıtı da fena olmazdı aslında. Bunu niye inşa edemiyorsun? Ha, zaten bundan var diyor. Tamam, peki. Konaklama yeri, nüfus, eyalet. Ticaret noktası. Ticaret noktası yap öncelikle. Konaklama yeri mi yapsam? Meşrutiyet mi? Dur buraya. Bu eyalette bu binadan azami sayıda var, sayıda var diyor. Tamam, bir eyalete bir tane yapılıyor o zaman. Peki, öyle olsun. Bunu yaptık, bunu yaptık. Bunları yapmayacağım dedim. Tamam, bunu yapı dur. Bütün taşımı harcamış oldum ama iyi bir amaç uğruna harcamış oldum. Umarım binalarda çok ihtiyacım olmaz diyeceğim. İhtiyacım olacak kesin. Burası taş üretiyormuş. Tamam, yeni alacağım şehir taş üretiyor. Önümüzdeki taş tur alamayacağım ama. Ya şunları... Dur, bir iki tanesini iptal edeyim ya. O taşa binalarda ihtiyacım olabilir. Karakol mevcut. Onu baktım. Bir ortaya bakmıştık. Devam. Okey. Gerçekten de yakınlarındaymış şehirlerini. Şu an burada 18 kişilik bir ordu bekliyor beni. Yani bu kendi başına bir şekilde Hector'a dalarsa, ki bir şekilde dediğim pusu kurabiliriz. Aynen, şurası pusu kurmak için güzel bir yere benziyor. Şurada bir pusu vaziyetine girelim. Priamos, sen normal yürüyüşte oraya gelebilir misin? Şahane, şahane gelebiliyormuş. Gelsin o zaman. Gelip... Okey, özel işlemi hala yapamıyoruz. İki tane daha safancı basayım ben buraya. 162'ye basılıyor. 46 gıda gideri var. Eksiye düşünmeyecek ama bazı alçak, ama gıdayı hallederiz bir şekilde ya. Şu an bu bina yapılıyor. İki tane boş duran iş gücüm var. O boş duran iş gücüyle... Troya'ya özellikle hemen yapmam gereken bir şey var mı diye bir bakayım. Mutluluk gerek yok. İkmal, iş gücü artışı. Düşünürüz. Karadan hareket geçiniz. Dur bakayım, bakayım, bakayım. Apollon tapınağı yapılabilir tabii. Troya'nın kendisinde kaynak üretmek, yani zaten sınırlı bir bina slotu var. Troya'yı ona harcamamayı tercih ederim. Şimdilik en azından. Gerekirse yine yaparım da. Şimdilik diğer yerlere yapayım. Odun gelirine ihtiyacım olabilir. Gıda, odun, iş gücü artışı. Bu iş gücü de arttırdığı için önceliği şuna vereyim. Bir tane o harcadı. Burada zaten bundan varmış. Gıda gelir, odun gelir. Hadi sen de bir odun yap. Tamamdır, iş gücümü kullanmış oldum böylece. Diplomasiyi de kontrol edeyim. Saldırmazlık anlaşması isteyen Odysseus var. Başka kimse yok. Okey. Bir kişiyi benimle savunma ittifakı istiyor. Kurunta. Nice. Hemen yapalım. Bunun karşılığında sen bana ne eksik, sende ne fazla? Mesela tuncu varmış adam. Birkaç tane tunç verebilirsin. 50 tunç verir misin? Çüş. Okey. 25 ver. O da olur. Savunma ittifakı. Nice. Askeri ittifak da istiyor. Dur bakayım. 87'den 159'a çıkıyor şu an mevcut tutum. Aram biraz daha iyi olduktan sonra yapayım onu ki ekstra kaynak elde edebileyim. Ama kesinlikle yapacağım o anlaşmayı. Okey sanırım. Turu bitirebiliriz. Değil mi? Bitir. Ne oldu?
Pusu tespit edilmedi ama saldırmak da yemedi. Tamam, o zaman biz saldıracağız, yapacak bir şey yok. Ya keşke bak bundaki birimleri Hector'a verseydim. Priamos'u zayıf olarak görüp saldırırdı aslında. Orada bir hata yaptım ben. Ama önemli değil. Buraya da saldırıp zorlanmadan alırız diye düşünüyorum. Priamos sen desteğe gel. Nasıl söyleyeceksin? Çok experience kazanmana gerek yok. Saldırıyı sen düzenle. Yardıma gelen daha az experience kazanır malum. Otomatik sonuçlandırma yani çok kötü değilmiş aslında ya. Dur alsam mı? Yok ya, yapacağım bu savaşı ama önümüzdeki bölümde yapalım. Şimdilik bu bölümü sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Eğer mümkünse özellikle en azından şu ilk bölümü bir beğenirseniz ve hatta bir de altına yorum yaparsanız, hatta bir de üstüne abone olursanız şahane olur. Artık 1000 aboneyi bir zahmet geçmek istiyorum. Tekrar izlediğiniz için teşekkür edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.